Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarına başladı. Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı Yılmaz. 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne de değindi. Türkiye her türlü vesayetçi yapıdan kurtulmuş bir ülkedir dedi. Hangi şekil altında olursa olsun askeri darbelerin, müdahalelerin ülkeleri geri götürdüğünü, demokrasiye, kalkınmaya büyük zararlar verdiğini, insani olarak büyük zararlar verdiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye her türlü vesayetçi yapıdan kurtulmuş bir ülke olarak demokrasi ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam edecek ve her zaman demokratik değerleri, milli iradeyi savunmaya devam edecek diyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısına borç tartışması damga vurdu. Tansiyonun yükseldiği toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, belediyenin zarar ettiğini söyledi, yönetime yüklendi. CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı ise artan borcu kur farkına bağladı. Bütün yatırımlarda ortalama %80 geri gitmiş. 350 milyon olan İSKİ'nin borcunu kaça çıkardınız biliyor musunuz? Biliyor musunuz kaça çıkardınız arkadaşlar? 13 milyar 750 milyona çıkarttınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu kürsüye çıktı. İBB'yi çalışmamakla suçladı. Su, ulaşım gibi kurumların borçlarının arttığına dikkat çekti. Onlar da aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin artık iflas ettiğini görüyorlar. AK Parti döneminde borcun bütçeye oranı %89 iken bunu %177'ye çıkardınız. Göksu'nun açıklamaları üzerine mecliste tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı artan borcu kur farkına bağladı. Ödemiş olduğu banka kredilerin önemli bir çoğunluğu ne yazık ki kur farkına kurban gitti. Göksu, belediye yönetimini ihaleler üzerinden de eleştirdi. Şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam 40 bin ihale yapmış. 40 bin. Kaç tanesini televizyonda gördün? Balyalı ise Göksu'nun verdiği sayıların gerçek olmadığını savundu. Sadece açık ihaleler değil, pazarlık usulü ihaleler var. Doğrudan satışlar da geliyor ve oradaki rakam hepsinin toplam 1500-2000'dir. Nereden çıktı 40 bin? Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini ikiye katlayacak ikinci pist için son hazırlıklar tamamlandı. Pistin yapımında sona yaklaşıldı. Pist havadan drone'la görüntülendi. İzleyelim. İkinci pist havadan böyle görüntülendi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini ikiye katlayacak ikinci pist için sona yaklaşıldı. 2014'te yapımına başlanan pistin uzunluğu 3500 metre olacak. Pist için son hazırlıklar da tamamlandı. Yapımında sona yaklaşıldı. Yeni pistin devreye girmesiyle birlikte eski pist yaklaşık 6 ay sürecek bir bakıma alınacak. 2024'ün başından itibaren havalimanında iki pistli operasyonun başlaması öngörülüyor. Yeni pistle beraber yeni bir terminal ile havalimanına kazandırılması planlanıyor. Bakım tesislerinin yanına yapılacak yeni terminalle birlikte yolcu kapasitesinin 30 milyondan 70 milyona çıkması hedefleniyor.